Eğer sen de Intermittent Fasting, aralıklı oruç yapıyorsan ya da OMED, yani günde tek öğünle besleniyorsan ya da Ramazan ayında oruç tuttuysan ya da bazı arkadaşların gibi 3 gün 4 gün su orucu yaptıysan ve bu oruçlar bittikten sonra ilk yemeğinde neleri kesinlikle yememen gerektiğini ya da neleri yemen gerektiğini merak ediyorsan şu anda doğru videodasın. Herkese tekrar merhaba, ben Akın Saatçi. Esas mesleğim spor hocaları yetiştirmek ama bugünkü konumuz dediğim gibi aralıklı oruç ya da oruçtan sonraki ilk öğünümüzü doğru bir şekilde yemek. Yine bununla alakalı araştırmalar yaptım, dersimi çalıştım. Ben de şaşırdım, kendimi de düzeltmem gereken konularla karşılaştım. Yine aşağıdaki bilimsel makalelerle, araştırma yazılarıyla sizin karşınızdayım. Umarım ve tahmin ediyorum ki siz de bugünkü videoyu geçen videolar gibi faydalı ve kullanışlı bulacaksınız. Videonun başında hemen neyi yemememiz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi hemen söyleyeceğim. Daha sonra da videonun en sonunda da size 2 tane çok iyi ipucu vereceğim. Onunla alakalı da yine araştırmaları izledim, baktım, okudum, sonuçlarını anladım ve yine de tabii mutlaka doktorunuza, diyetisyenize danışın ama size 2 tane mutlaka evinizde olduğunu düşündüğüm mucizevi bir yiyecek ve mucizevi bir mineral, vitamin tavsiye edeceğim. Bu 2 mucizeden önce hemen size neyi kesinlikle ve kesinlikle bu aralıklı oruç, normal Ramazan'daki oruç ya da 2 gün 3 günlük yaptığınız su orucundan sonra ilk öğünde masada ilk tabağınıza kesinlikle ne yememeniz lazım bunu söylüyorum. Yağlı yiyeceklerle karbonhidratlı yiyecekleri aynı anda ilk bu breaking the fast, yani orucu bozma safhasında yemiyor olmanız lazım. Kulağa çok basit gibi geliyor zaten. Ya karbonhidratlı yiyecekler evet yemememiz lazım ya da çok yağlı yiyecekler yemememiz lazım diyebilirsiniz. Ama o kadar kolay değil çünkü yağlı yiyecekleri tek başına yiyebilirsiniz. Özellikle ketojenik beslenenler, hem aralıklı oruç hem ketojeni birlikte yapanlar çok iyi bilirler ki aslında yağlı yiyecekler bizim daha fazla yağdan kaybetmemize, daha sağlıklı olmamıza ya da yağlarımızdan kurtulmamıza yardımcı olur. Nasıl diye sorabilirsiniz. Mesela fıstık ezmesi, avokado, Hindistan cevizi ya da Hindistan cevizi yağı, tereyağı, zeytinyağı, bunlar glisemik indekste en aşağılarda olan yiyecekler. Yani ne demek? Glisemik indeks normalde vücudumuzdaki şekeri en fazla çıkartan yiyeceklerin işte sıralaması gibi düşünürseniz. Bu sıralamada tereyağı, zeytinyağı en aşağıda. Yani bu tarz bir yiyecek tükettiğiniz zaman, zeytinyağlı bir şey tükettiğiniz zaman daha az şekeriniz yükseliyor ve vücutta daha az yağlanmaya sebep oluyor. Ya da normal bir yağsız bir et yemektense, ketojenik beslenmede biliyorsunuz yağlı bir et yediğiniz zaman vücut bunu çok daha fazla sindiriyor. Bunu daha önceki ketojenik beslenme nedir videolarımıza anlatmıştık. O yüzden eminim biliyorsunuz bunları. Fakat bu faydalı yağlı yiyeceklerin, birazdan anlatacağım ve araştırmalar gösteriyor, farklı bir özelliği daha var. Karbonhidratlı yiyecekleri yediğimiz zaman tabii ki yine sağlıklı karbonhidratlar da var. Yani bir esmer pirinçten pilav yediğiniz zaman ya da normal pilav da yediğiniz zaman aslında bunlar çok kötü yiyecekler değil. Bunları bir yağlı yiyecekle beraber tükettiğiniz zaman, yani çok sevmemize rağmen mesela tereyağlı bir şey ya da zeytinyağlı bir şey ya da normal makarnanın yanında zeytinyağlı bir salata yediğiniz zaman oradaki zeytinyağı aslında çok masum bir şeyken ve bizim için çok sağlıklıyken karbonhidratla beraber bir araya geldiğinde vücutta farklı bir etkisi daha oluyormuş. Şimdi bunu İngilizce söyleyeceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. Türkçesini aradım, bulamadım. Eğer siz diyetisyen arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım, büyüklerim belki, eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen aşağı yorum kısmına bunun Türkçesini yazın bizim için ve biz de öğrenelim. Acylation Stimulating Protein Process diye bir şey var. Yani bir daha bu İngilizcesini söylemeyeceğim. Aşağıya da yazıyorum gördüğünüz gibi. Bunun ne olduğuna bakalım. Bunun şöyle bir özelliği varmış. Nasıl ki karbonhidratlı bir şey yediğimiz zaman vücutta aslında istemediğimiz bir şekilde bu karbonhidratlardan dolayı gelen işte şekerle beraber insülin yükseliyor. Bu proseste, yani bu aşamada yağların bu özelliği de sanki böyle barutun üzerine atılmış daha fazla bir benzin gibi ya da ateşin üstüne atılmış bir barut gibi daha fazla bu yağlanmayı, bu insülin yükselmesini tetikliyor. Yani aslında bu sağlıklı yağlar bizim için iyi bir şeyken bir anda kötü bir şeye dönüşüyor. Tabii ki o açlıkla sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için böyle zeytinyağlı salatalar yiyoruz, zeytinyağlı yiyecekler yiyoruz. Onun yanında da tabii ki çok acıktığımız için ve enerjiye ihtiyacımız olduğu için sağlıklı karbonhidratlar da yiyoruz. Ama bu araştırma, bu biraz evvel İngilizce tekrar söylemeyeceğim, bu proses, bu yağların özelliği aslında dediğim gibi ateşin üzerine atılan bir benzin gibi bizim daha fazla yağlanmamıza sebep oluyormuş. Şimdi bu noktada ufak bir hatırlatma. Eğer hala kanala üye olmadıysanız ve bu tarz videolara ilgi duyuyorsanız kanala abone olmayı şöyle bir düşünün. Bu videoyu beğendiyseniz, ama gerçekten beğendiyseniz, aşağıdaki beğeni butonuna lütfen böyle bir basmayı unutmayın ve ileride yapacağım yeni videolarla alakalı bildirimleri almak istiyorsanız oradaki bildirimleri açmak için bir çan ikonu var. Lütfen ona da basın diyorum ve konuya devam ediyorum. Eğer daha önceki videolarımı izlemediyseniz neden insülin direnci kötü bir şey? Bunu hemen hatırlayalım. Çünkü bazen videoların altına yorumlarınızı okuyorum. Yorumlar demişken yine bir hatırlatma daha yapacağım izin verirseniz. Her gün sabah yarım saatimi sizin yazdığınız yorumları okumaya ve cevap vermeye ayırıyorum. Ve akşam yarım saatimi mutlaka yine sizin yorumlarınıza cevap vermeye ayırıyorum. Ama tabii ki hepsine cevap veremiyorum. O yüzden arada sizin yazdığınız yorumlara ya da sorulara cevap gelmemişse çok özür dilerim. Hani kasıtlı bir şey değil. Ama sorularınızın çoğunda şunu görüyorum. Bu insülin direnci tam anlaşılmamış olabilir. Sanki insülin direnci iyi bir şeymiş gibi, yani bir şey dirençli olmak iyi bir şeymiş gibi düşünüyorsunuz. Ama aslında öyle değil. Nasıl ki kahveyi içtiğinizde, hayatınızda ben ilk defa 22-23 yaşında kahve içmiştim. İlk içtiğinizde nasıl böyle sizi uyarıyorsa ve artık günde 5 bardak kahve içtiğinizde kahve size artık uyarmıyorsa bu kahveye direnciniz olduğu anlamına gelir ve bu aslında iyi bir şey değildir. İnsülin de bizim için çok gerekli bir şey, çünkü şeker kanda yükseldiğinde, vücutta şeker oranı arttığında insülin salgılanıp bu şekeri aşağıya doğru olması gereken yere bastırır. Fakat bizim insülin direncimiz olursa o zaman bizim vücudumuza, yani vücudumuzda hormonal olarak insülin olduğu zaman, geldiği zaman, salgılandığı zaman vücudumuz insüline o kahve gibi tepki vermez ve böylece şekeri aşağıya doğru düşüremez. O yüzden zaten şeker hastalıklarında ekstradan dışarıdan insülin alınır ki vücuttaki insülin yetmediği için. Kafa karışıklığı varsa insülin direnci kötü bir şey. İnsülin hassasiyeti çok iyi bir şey. Çünkü insülin vücutta salgılandığı anda hemen şekerimizi aşağı düşürecek demek. Çünkü yüksek kalan şeker bizde yağlanma yapacak. O yüzden yanlış anlaşılmasın, hayatınız boyunca hiç bu ikisini beraber yemeyeceksiniz diye bir şey söylemiyorum. Tabii ki öyle çok sağlıklı besinler var. Sadece bu oruçtan sonra, uzun süre aç kaldıktan sonra İlk tabağınızdaki olması gereken besini bu şekilde seçmeyin. Sıra geldi bu iki tane mucizevi evinizdeki yiyeceğe ve mucizevi vitamine, minerale. Bunu da anlatacağım. Yine aşağıda araştırma paylaştım. Bununla alakalı çok enteresan araştırma. Normalde biliyorsunuz kortizol ile alakalı konuşmuştuk. Bu da yine vücutta bir hormon. Stres anında tetiklenen bir hormon. Yani ruhsal bir stres olabilir ya da fiziksel bir stres olabilir. Aşırı spor yaptığınızda salgılanıyor ya da çok gerçekten ruhsal olarak iş sebebiyle ya da başka sebepten strese girdiğinizde salgılanıyor. Bu bize yağ yakımı için yardımcı oluyor. Yani bu yine bir aslında benzin gibi düşünün. Arabayı çalıştırmak için kullanabilirim bu benzini. O zaman arabayı çalıştırmak için bu her zaman bana yardımcı olacak ve yağları atmama yardımcı olacak. Fakat tok karnına bu hormon çok yükselirse, yani yemek yediğinizde bu hormon çok yükselirse, o da yine ateşin üstüne benzin gibi yağlanmamızı artırıyor. O yüzden bu çok önemli bir hormon ve bilmemiz gereken bir hormon. Kahve videomda o yüzden kahvenin yanında kötü alışkanlık olarak çikolata, işte lokum gibi bir şey kahvenin yanında olmaması lazım. Bu ekstra kilo aldırıyor. Ya da hemen yemeğin üzerine kahve olmaması lazım. Çünkü kahve kortizolu tetiklediği zaman tok karnına yine o karbonhidratları azdırıp bizde yine yağlanma yapıyor diye konuşmuştuk. Böyle de ufak bir hatırlamış olduk. Bu hormon tabii ki çok önemli. Zaten bütün gün açlıktan dolayı strese giriyoruz ve bu hormon yükseliyor. Özellikle oruçta en fazla vücuttan azalan şeylerden bir tanesi magnezyum olduğunu gösteriyor aşağıdaki araştırma. Ve magnezyumun azalarak kortizolun yükseldiğini gösteriyor. Yine aşağıdaki makalelerde şunu görebilirsiniz. Kortizolun yükselmemesi için vücutta magnezyuma ihtiyacımız olduğunu görebilirsiniz. Orada da kendi kafamızdan şöyle bir matematik yapalım. Oruç en fazla düşürdüğü vitamin ve mineral magnezyum ve yine oruç kortizolu yükseltiyor ve magnezyum kortizolun düşmesine yarıyor. Demek ki eğer yapabilirseniz, tabii ki Ramazan'da oruçluyken hani böyle bir vitamin alma şansınız olmayacak, ama normal zamanlarda aralıklı oruç yapıyorsanız makale ve araştırmalar şunu tavsiye ediyor. orucunuzu bozmadan önce, yani bu Intermittent Fasting ya da OMED günde tek öğün ya da 3 gün su orucunu bozmadan önce, ilk yemeğinizi yemeden önce, özellikle bir saat önce falan mutlaka magnezyum alın. Bu sizin kortizol hormonunuzun aşağı inmesine ve biraz sizin sakinleşmenize yarayacak. Dolayısıyla da yemeğe başladığınızda yüksek bir kortizolunuz olmadığı için ateşin üzerine bu barut benzin daha az atılmış olacak. Bugün son paylaşmak istediğim ikinci mucize de tarçın. Tarçının tam işlemini bilmiyordum. Yani şekeri düşürüyor mu, şekeri vücutta azaltıyor mu, ne yaptığını bilmiyordum. Bu araştırmayla, aşağıdaki araştırmayla şunu gördüm. Tarçın aslında kendini biraz insülin zannediyormuş. Yani vücuda girdiği zaman insülin taklidi yapıyormuş. Şekeri indirdiği için vücutta, kandaki vücuttaki şekeri indirdiği için insülin çok daha az salgılanabilir ya da insüline çok daha az yük, az iş düşebilir. Bu da yine bizim insülin direncimiz olmamasına sebep olur. Böylece ilk yemeğimizi yediğimiz zaman, o oruçtan sonra ilk yemeğimizi yediğimiz zaman şekerimizin böyle tavana doğru patlamasına engel olacak tarçın. Böylece vücuttaki yağlanmayı azaltacak. Biliyorum Ramazan'da biraz zor, çünkü zaten çok enerjisiz kalıyoruz ve iftarda hemen saldırmak istiyoruz, ama en azından Ramazan harici eğer aralıklı oruç yapıyorsanız tarçın mesela sizin aslında orucunuzu, yani bu aralıklı orucu bozmayacak bir şeydir. O yüzden eğer yemekten yarım saat, bir saat önce mesela tarçınlı bir su gibi bir şey tüketebilirseniz ve yine yemekten belki bir saat önce magnezyum hapı, vitamini, minerali alabilirseniz, o zaman siz yemeğe oturduğunuz zaman, yani bu aralıklı oruç sonrası ilk yemeğe oturduğunuz zaman kortizol hormonunuzu düşürmüş olacak. Vücutta insülinin çok fazla artmamasına sebep olacak ve bunlar sizde yağlanmanın çok daha az olmasına sebep olacak. Bunları, bu taktikleri bugünden itibaren kullanacağız ve eğer olumlu gelişmeler olursa mutlaka bunları yine sizinle paylaşacağım. Siz de benim için deneyin. Ne hissettiniz? Nasıl geçti? Fayda gördünüz mü? Aşağıdaki araştırmalara baktınız. İnandınız mı? Bu araştırmalar sizi inandırabilir mi? Bu videoya da sizi inandırabildi mi? Bunlarla alakalı yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Önümüzdeki haftaki videoyu da sakın kaçırmayın. Çünkü önümüzdeki haftada bu iki tane mucizevi yiyecek haricinde aralıklı oruç ya da oruçtan sonra ilk yemeğinize mutlaka neler yemelisiniz? Bunları anlatacağım. Özellikle de ketojenik besleniyorsanız neler yemelisiniz? Ketojenik beslenmiyorsanız, normal besleniyorsanız neler yemelisiniz? Ve özellikle kadınlar neler yemeli bu aralıklı oruç sonrasındaki ilk yemeğinde, ilk öğününde, buna beraber bakacağız. Umarım oradaki çan ikonuna basarsınız ve bir sonraki videoda tekrar buluşuruz. Önümüzdeki pazartesi yeni video yayınlanana kadar daha fazla antrenman videosu izlemek istiyorsanız burayı, ya da daha fazla beslenme videosu izlemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Eğer benim verdiğim pilates eğitimlerine ya da pilates online med derslerine katılmak istiyorsanız da aşağıdaki Instagram adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.